Mahkemesi incelemeye başladı. Şimdi ben işte bugün vergi uyuşmazlıklarında adil yargılanma hakkını Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruda ele aldığı şekliyle sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sözlerin başında şunu ifade edeyim. Buradaki sunum tamamen bizim şahsi sunumumuz. Yani mahkemeyi bağlamaz, bunu biliyorsunuz. Tamamen kendi görüşlerimizi açıklayacağız. Her ne kadar mahkeme kararlarından istifadeyle açıklayacak olsak da. Önce onu belirteyim. Şimdi genel olarak bir kapsam meselesi var bizim. Önce ona bir dikkat çekmemiz lazım. Bireysel başvuruda her türlü temel hak iddiasını incelemiyor Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi Anayasa'nın 148. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere anayasada güvence altına alınan ama aynı zamanda da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve ek protokollerinde güvence altına alınan hakların kesiştiği kümeyi inceliyor. Bu ek protokollerde 6216 sayılı kanunla genişletilmiş durumda biliyorsunuz. Anayasa metninde sadece sözleşme var. Şimdi buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? Buradan şöyle bir sonuç çıkar. Eğer ki bizim anayasamızda güvence altına alınmış ama sözleşmede güvence altına alınmamış. Mesela kamu görevine girme hakkı, çalışma hakkı. Bunları Anayasa Mahkemesi incelemiyor. Veya mesela seyahat hürriyeti mesela diyebiliriz. Seyahat hürriyeti anayasamızda güvence altında. Sözleşmenin ek protokollerinde de var ama Türkiye henüz taraf değil. Türkiye açısından bağlayıcılığı bulunmadığında o konudaki şikayetler incelenmiyor. İkinci sonuç da bu sözleşmenin metnine bakarak belirlenebileceği gibi, yani bu kapsam meselesi. Daha çok malumunuz sözleşmeler ölü belgeler ama bunları yaşayan hale getirenler mahkemelerdir, yani yorumdur. Ahim'in yorumuyla bu kapsamı biz belirliyoruz. Ahim içtihatları bu anlamda kapsamı da belirliyor. Tabii bu hiç kuşkusuz Anayasa Mahkemesi'ne bir takım eleştirilerin yöneltilmesine de yol açıyor. Kısmen haklı da sayılabilir bu eleştiriler. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesine göre sözleşmenin hükümleri hakları daraltıcı biçimde yorumlamaya neden olarak gösterilemez. Fakat biz anayasamızın metnini esas alaraktan anayasamızda esas olarak temel olarak düzenlenmiş olsa bile hak sözleşmede yoksa incelemiyoruz. Şimdi bunun için izah etme gereği duydum. Bizim adil yargılanma konumuz. Adil yargılanma hakkı aslında hak arama hürriyeti başlığı altında 36. maddede var. Ve 2001 yılında eklendi bu, biliyorsunuz. 2001 yıl değişiklikleriyle eklendi. Şimdi Anayasa Mahkemesi adil yargılanma hakkını içini de ne olduğunu da dolayısıyla bu kapsamdan dolayı, bu 148. maddeden dolayı yine AHİS'e ve AHİS'i yorumlayan, sözleşmeyi yorumlayan AHİM içtihatlarına giderek belirliyor. Buradan şuraya varıyoruz. Medeni hak ve yükümlülük kavramı malumunuz sözleşmede belirtilmiş. Yani adil yargılanma hakkı kişilerin medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ile suç isnadının karara bağlanmasına ilişkin yargılamalarda güvence sağlıyor. Demek ki medeni hak ve yükümlülük değilse burada dikkate alınmayacak. Yani adli yargılanma güvenceleri uygulanmayacak. Bu tam da vergi aslına ilişkin uyuşmazlıklarda karşımıza çıkıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi örneğin 2001 yılında verdiği Ferazi İtalya kararında, büyük daire kararıdır bu. Vergi aslıysa sadece uyuşmazlık, vergi aslının az önce şurada verdiğim medeni hak ve yükümlülük, sivil İngilizce metninde geçen kavramla vurgu yaparak hala kamu ayrıcalığının sert çekirdeği içinde yer aldığını vergi aslının. Dolayısıyla vergi aslının için uyuşmazlıklarda adil yargılanma hakkı güvencelerinin uygulanmayacağını belirtti. Fakat Anayasa Mahkemesi bir istisna yaptı. Ayrıldı deminden beri anlattığım bu kapsam meselesinden, AHİM'den ayrıldı ve dedi ki, ilk defa 2014 yılında söyledi bunu, ETYİAŞ başvurusunda. Dedi ki, ben vergi aslı dahi olsa adil yargılanma güvencelerini uygularım. Ve bu güvenceleri ihlal edildiği iddialarında bireysel başvuruda incelerim dedi.
Çeşitli gerekçeler vardı o alınan kararda. İşte belge uyuşmazlıklarında malumunuz idari yargı içinde çözümlenmesi, aynı istisnalar olmakla birlikte aynı usul kanunun uygulanması, vergi aslı ve cezasının birlikte çoğunlukla uygulanması, vergi aslına ilişkin açılan davaların sonunda malumunuz gecikme faizi meselesinde makul sürenin önemli olduğu, ayrıca vergi aslıyla ilgili davaların netice itibariyle kişilerin mülkiyet hakkı gibi birçok hakları üzerine, medeni hak ve yükümlülükleri üzerine belirleyici olduğunu belirterek AHİM'den bu noktada olumlu olarak söylüyorum ayrıştı ve hala bu yaklaşımını sürdürmekte. Yani vergi aslına ilişkin davalarda, tek başına vergi aslına ilişkin davalarda konu adil yargılama şikayetlerini Anayasa Mahkemesi incelemekte. Şimdi kapsam bu şekilde belirttikten sonra çok genel hatlarıyla adil yargılanma hakkının güvencelerini burada bir gözden geçirmek lazım. Malumunuz mahkeme hakkı. Bunun altında mahkeme hakkının altında AHİM'den yine mülhem mahkeme erişim hakkı, etkili karar hakkı, kararın icrası hakkı yer almakta. Ardından yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı, hakkaniyete uygun yargılanma hakkı, bunun da çok alt güvenceleri var, bir kısmına geleceğiz. Aleni yargılanma ve aleni karar hakkı, makul sürede yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, suçla itham edilen kişinin asgari hakları. Yani bunlarla ilgili şikayetleri Anayasa Mahkemesi vergi uyuşmazlıklarında da inceleyecek diyebiliriz. Mahkeme erişim hakkı, Anayasa Mahkemesi'nin en çok ihlal kararı verdiği adli yargılanma şikayetlerinin başında yer alıyor. Makul süreyi saymazsak, makul süre zaten bir kanayan yara, onu hariç tutarsak. Mahkeme erişim hakkı sözleşmenin metninde açıkça yok. Ancak AHİM bunu ilk defa Golder Birleşik Krallık kararında açıkladı ve eğer ki mahkeme erişim olmazsa adli yargılanmanın bir anlamı olmaz zaten diyerek net bir şekilde bu hakkın sözleşmede zımnen yer aldığını, 6. madde zımnen yer aldığını belirledi ve içtihatlarından anladığımız kadarıyla da mahkeme erişim hakkı, etkili karar hakkı, karar icrası hakkı bir bütün olarak mahkeme hakkını oluşturuyor. Anayasa Mahkemesi ne yaptı? Anayasa Mahkemesi de yine bu ortak koruma alanı hassasiyetinden dolayı 36. maddedeki hak arama hürriyetinin aslında mahkeme erişimi zaten güvence altına aldığını söylüyor. Ayrıca adli yargılanma da zaten ibare olarak eklendi. Onun da bir alt güvencesi zaten mahkeme erişim diyor ve bu anlamda anayasanın ayrıca 240, 125 ve 141. maddelerinde destek norm olarak da incelemesini yapıyor. Bireysel başvuruda ölçü norm olarak da malumunuz 13. madde var. Şimdi oraya da geleceğiz yeniden. Şimdi adil yargılanma hakkına ilişkin incelemesini Anayasa Mahkemesi pozitif yükümlülük bağlamında çoğunluk olarak yapmakta. Bir tek mahkeme erişim hakkını negatif yükümlülük olarak incelemekte. Malumunuz temel hakların sınırlandırması Anayasa'nın 13. maddesi genel çerçeveyi çizmekte. Burada ne diyor Anayasamızın 13. maddesi? Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçü ilkesine aykırı olamaz. Şimdi 13 ve 36 birlikte ele alındığı zaman 36'da bir sınırlama sebebi yok. Anayasa Mahkemesi her ne kadar sınırlama sebebi yoksa da diyor, hakkın doğasından kaynaklanan sınırların bulunduğu gibi, anayasanın başka maddelerine yer alan hak ve özgürlükler ile devlete yüklenen ödevlerin de sınır teşkil edebileceğini kabul etmekte. Buradan AHİM kararlarıyla da uyumlu şekilde, ya AHİM yaklaşımıyla da uyumlu şekilde 3 ölçü ortaya çıkıyor. Kanunilik, kanuna dayanma, meşru amaç, haklı sebep, ölçülük. Dolayısıyla toparlayacak olursak Anayasa Mahkemesi'ne göre mahkeme erişim hakkı, adil yargılama hakkının içindeki temel haklardan biri. Bu hak özel sınırlama sebebi olmasa da sınırsız bir hak değil, sınırlanabilir. Ancak bu hakka yönelik sınırlamanın kanuna yapılması gerekir. Hukuki sebebe dayanmalı, yani meşru amacı olmalı ve müdahale ölçülü olmalıdır. Şimdi mahkeme erişim hakkına müdahale başlıca
üç türlü olduğunu gözlemliyoruz. Yani birçok müdahale türü var mahkeme erişimi ama bizim yaptığımız incelemelerde bunu kabaca üç ana başlık altında toplayabiliyoruz. Bir tanesi süreyle ilgili mesele. Davanın ya da kanun yolu aşamasındaki başvurunun temyiz olabilir, itiraz olabilir, karar düzeltme olabilir. Süreden reddedilmesi. Diğeri dava koşullarından birinin yokluğu sebebiyle. Örneğin işte idari merci tecavüzü gibi ya da ehliyet gibi koşullarla. Üçüncüsü ve en çok çıkanlardan biri de aleyhe yargılama giderlerine hükmedilmesi. Bu bazen vekalet ücreti olur. Bu bazen harç olur. Bazen de adı değişik tazminat olabilir, ceza olabilir. Davanın reddinden sonra hükmedilen. Şimdi bunlara dair açarak gidelim. EBA İnşaat Limited Şirketi başvurusuna ilişkin karardan bahsetmek istiyorum. Şimdi başvurucu şirket hakkında vergi ve ceza tarihatı yapılmış. Söz konusu tarihatlar 23 Temmuz 2007, 1 Ağustos 2007'de tebliğ ediliyor başvuru şirkete. Bu tarihler size direkt neyi hatırlatıyor? Yaz adli tatili hatırlatıyor değil mi? Çok güzel. Şirket de gidip 12 Eylül 2007'de vergi mahkemesine davasını açıyor. İlk derece mahkemesi davayı görüyor, kabul ediyor, kararını veriyor esastan. Danıştay 4. dairesine gidiyor. 4. daire diyor ki dur bakalım diyor. Burada bir 30 günlük dava süresinin diyor adli tatile geldiğini görüyorum. Tamam. Onu tespit ettim diyor. Fakat diyor adli tatilin bitişi ne zaman? Bir zamanlar böyle kadim bir tartışma vardı. 26 yıl süren bir tartışma vardı biliyorsunuz. Adli yıl ne zaman biter? Adli tatil ne zaman biter? Adli yıl ne zaman başlar diye. Kanunda geçen kadar ifadesini nasıl yorumluyor? Ve Danıştay 4. dairesi katı yorumlamış. Demiş ki 11'inde en son davayı aşman gerekirdi. 12 Eylül'de açılan davada süre aşımı var. Süreden net. Vergi mahkemesi, özgürlükçü mahkeme ısrar ediyor kararında ama karşılık bulamıyor. VDDK Danıştay 4. dairesi gibi düşünüyor ve ısrar kararını bozuyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne geldi bu başvuru. Anayasa Mahkemesi haklı olarak adil yargılanma güvencelerinden, mahkeme erişim yönünden olayı inceledi. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi sonuçta hepinizin bildiği gibi yargı yeri ve taleple bağlı. Taleple bağlılık kendisini çok ciddi şekilde gösteriyor. Şimdi taraflarca, başvurucu tarafından daha doğrusu, bireysel başvuru formunda 30 gün içinde ileri sürünmeyen bir hak ihlalini biz incelemiyoruz. Yani hele bir dilekçemizi verelim sonra ıslah ederiz, tamamlarız falan gibi bir şey yok bireysel başvuru sistematiğinde. Eğer ki başvururken adli yargılanmadan bahsetmedi, mülkiyetten de bahsetmedi, ben bu başvuruyu inceleyemem. Bu başvuruyu örneğin özel hayattan bahsetti, özel hayattan incelerim, varsa bir ihlal onun kararını verir geçer mahkeme. Yoksa inceleyemem. O anlamda siz değerli hukukçulara, avukatlara özellikle bu anlamda çok büyük iş düşüyor. Eğer ki başvuru formunu bu şekilde net, hangi hakkın ihlal edildiği, neden ihlal edildiği açık bir şekilde yazılmazsa maalesef Anayasa Mahkemesi kendinden konuyu anlasa bile talep olmadığından o konuya girmiyor, inceleme yapmıyor. Burada da bereket ki kişi mahkeme erişiminden şikayet etmiş, adli yargılama hakkından şikayet etmiş, Anayasa Mahkemesi konuyu incelemiş. Ne dedik? Müdahalenin kanuni dayanağı olacak, meşru amacı olacak, ölçü olacak. Burada müdahale ne? Müdahale süre aşımından red kararı. Peki kanuni dayanağı var mı? Buradan bir başlamak lazım. Anayasa Mahkemesi der ki, bizim anayasanın lafzı çok sert, açıkça bir kanun olacak. Yani şekli anlamda TBMM'de kabul edilen bir kanun olacak, yasama işlemiyle oluşan. Ve alt unsurlar olarak bu kanun öngörülebilir ve belirli olacak. Yani hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine uygun olacak. Anayasa Mahkemesi der ki bu kanunu nasıl yorumladığına ben karışmam. Yani birçok bizde staja gelen arkadaşlarla da bunu konuşuyoruz. Hemen peki Anayasa Mahkemesi 11 Eylül mü dedi, 12 Eylül mü dedi diye soru soruyorlar. Biz diyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nin işi değil bu. Yani 11 Eylül ya da 12 Eylül meselesi değil Anayasa Mahkemesi'nin işi. Anayasa Mahkemesi'nin işi bu yorumların öngörülebilir olup olmadığını ortaya koymak. Ve Anayasa Mahkemesi şurada der ki bir kanun hükmü yeni çıktığı zaman öngörülebilirliğin sağlanması zaman alabilir.
İçtihat oluşacak, davalar açılacak, bozulacak, gidecek, gelecek. Bu bir zaman alır. Duruma göre 3 sene, 5 sene. Bunu anlarım ben. Ve nasıl yorumlandığını karışmam der. Bu iki ilkeyi veriyor başlangıçta mahkeme. Sonra der ki, sizin der adli tatile ilişkin mevzuatınız 82'den beri yürürlükte. Ufak tefek değişiklikler olmuş işte tatilin tarihine ilişkin ama kadar ifadesi hiç değişmemiş. Ve yaklaşık 25-26 yıldır bir uygulama var ve Danıştay'ın iki Danıştay'da da hayat bulmuş. İki görüşte gidiyor. Bazı daireler, bazı kurullar Eylül'ün 6'sına kadarı farklı anlıyor, 5'ine kadarı farklı anlıyor, bazıları farklı anlıyor. Ve bunun sonucunda kişilerin dava açma veya temize başvurma, karar düzeltmeye başvurma hakları bu belirsizlik yüzünden ne oluyor? İhlal edilmiş oluyor. Ben 26 yıllık bir içtihadın sağlanamamasını anlayamıyorum dedi Anayasa Mahkemesi ve olayda ihlal kararına ulaştı. Burada ihlalin kaynağı kanundan kaynaklandı. Yani kanun. Görünüşte bir yasama işlemi var, şekli anlamda bir kanun var. Fakat kanunun yorumu açık değil. Bunu içtihadın gidermesi gerekiyordu, gidermediğinden. Şimdi davanın esasına dair Anayasa Mahkemesi herhangi bir şey demedi. İhlal üzerine gidecek, yargılama yenilenecek, yeniden başlayacak, ondan sonra kaldığı yerden devam edecek. Şimdi bu ölçünlükle ilgili bu sefer bir karar. Burada Çölbeyi Lojistik Limited. Bunlar mahkememizin, ben sunumun sonunda da söyleyeceğim, internet sitesinden de bu kararlara ulaşabilirsiniz. Şimdi 2005 yılında beri motorlu taşıtlar vergisini haksız yere ödediğini ileri sürüyor vatandaş. Ve bunların iadesi istemiyle vergi dairesine ta 2009 yılında başvuruyor. Ne oldu? 30 günlük süre geçerli, yıllar oldu. Tabii vergi dairesi reddediyor. Bunun üzerine gidip vergi mahkemesine dava açıyor. Vergi mahkemesi de diyor ki, olayda vergi usul kanunu 126 ve devam maddelerine düzenlenen hata şikayet müessesesine işletebilirsin. Tamam, ilk kısmı düzeltme kısmını yaptın, vergi dairesine başvurdun. Bir de vergi dairesinden sonra ne alacak? Gelir dairesi başkanlığı, Maliye Bakanlığı şikayet yoluyla başvuracaksın. Onun yapılmadığını görüyorum. İYUK'taki düzenleme, VUK'taki bu düzenleme bir araya gelince idari merci tecavüzü oluşmuştur deyip dilekçe ve eklerini gelir dairesi başkanlığına gönderiyor. Başvurucuya da bu kararı tebliğ ediyor. Beklenen nedir? Beklenen bu kararın üzerine eğer gelir dairesi başkanlığı cevap verecekse cevap verecek, vermeyecekse zımni ret oluşacak 60 gün içinde, ondan sonra 30 gün içinde gelip davayı açması gerekiyor. Vatandaş tabii davasını açmıyor. Bir müddet sonra yeni bir işlem vergi dairesi yapıyor. Bu işlemin yanında gelip davasını açtığı zaman vergi mükellefi diyor ki benim bu böyle böyle bir başvurum da var diyor. Onu da zaten işte iptal etmeniz gerekir diyor. Vergi mahkemesi ayırıyor burada. Diyor ki dur bir dakika diyor. Senin buradaki talebin, yani 2005'ten beri motorlu taşıtlar vergisini haksız yere ödediğine ilişkin talebin, daha önce biz baktık, merciye tevdi dedik. Onun üzerine 60 gün bekleme süresi, 30 günde dava süresine sen gelmedin deyip süre aşımından o kısmı reddediyor. Bunun üzerine bu karar da kesinleştikten sonra, başvuru yolları tükettikten sonra başvurucu Anayasa Mahkemesi'ne geldi. İşte Anayasa Mahkemesi'ne gelirken yine mahkeme erişim hakkını ihlal edildiğini sürdü ve dedi ki bu kararın, yani ilk dilekçe mercine tevdi kararının gelir dairesi başkanına gönderildiğine dair bana herhangi bir tebligat yapılmadı. Şunu demek istiyor, ben mahkeme kararını aldım, mercine tevdi kararından haberim var, onu aldım ama gelir dairesi başkanına ne zaman gitti, bunu ben bilmiyorum der. Gelir dairesi başkanına tebliğ edildi mi, edilirse ne zaman edildi, bunu ben bilmiyorum der. Anayasa Mahkemesi burada ölçülü inceledi, kanun dayanak ve meşru amacı geçti. Ölçülükten, yani onlar geçti derken onlar da bir sorun görmedi. Ve dedi ki, bir kere dava dilekçesinin mercine tevdi edilmesine ilişkin kararı haberdar oldu, bunu tebliğ aldı. Bundan sonra iş davacının omuzunda. Yani özen yükümlülüğü çerçevesinde davacının davasını takip etmesi gerekir. Ne yapacak? Gidecek vergi mahkemesindeki kalemden, geri idaresi başkanına bu ne zaman tebliğ edilmiş? O dilekçeyi, tebligat alınmasını alacak, tebliğ mazbatasını alacak. Ona göre 60 gün bekleyecek,
Ondan sonraki 30 gün içinde de davasını açacak. Anayasa Mahkemesi böyle bir yükümlülük öngörülmesinin başvurucuya bir ağır yük oluşturmayacağını, getirmeyeceğini söyledi. Bu çok aşırı katı bir yorum değildir dedi. Ve burada ölçülü buldu süreret kararını, yani müdahaleyi, ve başvuruyu açıkça görünür bir ihlal olmadığından reddetti. Yani burada özen yükümlülüğüne dikkat çekmek isterim, özen yükümlülüğüne. Bu ölçülükte dikkate alınıyor. Üçüncü kararımız yine ölçülükle ilgili, vergici arkadaşların dikkatini çekeceğini umuyorum.